Sevme kabiliyeti olmadığı için sizi sevemiyor. Derin frekans seviyelerinde bunlar günah. Ve sen elini onlara uzatmaya kalktığın an Tanrı eline cız iğne batırır. Ne diyorsun? Kafandaki Tanrı zannediyorsun ki yani seni insan olarak hem eşrefi mahlukat yarattı deniyorlar. Öyle deniyor. İnsan eşrefi mahlukat olarak yarattı. Ama ne? Hayvan gibi yaşayacak. Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba diyorum, programıma başlıyorum. Sevgiler, saygılar, bu akşamki canlı yayınımız, pazar programımız başladı. Şimdi şöyle bir ayarlama yapalım. Manzara, şeyler, görüntüler. Tamam, orada çiçeğimizin gözükmesi lazım. O garibim. Garibim çiçek de artık şey oldu yani, kabına sığamıyor, onun şeyini genişletmem lazım, yeni bir saksı almam lazım ona. Büyüyecek ama büyüyemiyor, saksı onu sıkıştırmış. Ya insanoğlu da böyle işte. Açılmak, genişlemek, büyümek, çoğalmak, derinleşmek, yükselmek ister. Ondan sonra bilincinden bahsediyoruz tabii, kilo almaktan değil. Ama aynı o arkadaki saksı benim küçük kalan saksı gibi onu değiştireceğim. Yarın onu değiştireceğim, şimdi görünce aklıma geldi. Vallahi Instagram fenomeni oldu hakikaten. Aynı onun gibi baskılanan, korkuyla böyle baskılanan insan, korku suçluluk duygusuyla aman cehenneme girersin, aman günahtır, ayıptır falan gibi şeylerle İşte bunu yaparsam ben ölürüm diyen anneler, babalar, senin yüzünden, seni doğururken bu hastalıkların hepsi seni doğururken oldu ya da seni karnında taşırken falan. Aslında siz olmasaydınız ben babanızdan boşanırdım diyen anneler, işte çocuklarını döven babalar, değil mi? Ondan sonra sorma, etme, düşünme, zevk alma diyen toplum. Ya onlardan oluyor bu işler arkadaşlar. İkinci Instagram fenomeni, evet, Arzu'nun tablosuydu. Bugün onda değilim, kendi evimdeyim, kendi home ofisimdeyim. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar, insanın başkasından anlayış ve sevgi beklemesi ve bunun sonunda hayal kırıklığına uğramasıyla ilgili biraz konuşalım. Bu önemli çünkü. Sevgi beklemesi, onlar sanki sevgi vermeye, sizi sevmeye muktedirlermiş, bu işi biliyorlarmış gibi, biliyorlarmış da. Efendim, ama siz iyi olmadığınız için yani ondan dolayı sanki sizi sevmiyorlarmış gibi. Yani bir kusurunuz varmış da ondan dolayı sizi sevmiyorlarmış gibi. Yeteri kadar çalışkan değilsiniz, yeteri kadar tertipli değilsiniz, yeteri kadar ahlaklı değilsiniz de, yeteri kadar uzun kısa değilsiniz, yeteri erkek değilsiniz, kız değilsiniz. Falan gibi, babana benzemiyorsun, şey, dedene benzemiyorsun, ondan dolayı babaanneni falan gibi sebeplerle. Ondan sonra bu sebeple sanki sevilmediğini zannedersin ve öyle olmaya çalışırsın, erkek olmaya çalışırsın kadınken falan. Yani erkekken de kadın olmaya çalışırsın, yani kadın gibi naif, işte yumuşak falan erkeksen. Ondan sonra en önemlisi arkadaşlar, bir başka şey, yani üç konu anlatacağım. Bir, sizi sevme kabiliyeti olmayan birisinden sevgi beklemek, dilenmek. Sanki onlar size sevgi vermeleri yeteneği var da hani sizde bir kusur olduğu için vermiyorlar zannetmek. Bu çok önemli, öyle zannediyor insanlar çünkü. İkincisi, sizi anlamalarını istediğiniz kişiden sizi anlamalarını beklemek. Değil mi? Üçüncüsü,
Sizin iyi olduğunuzu teyit etmesini beklediğiniz bir kişiden bunu teyit etmesini beklemek. Değil mi? İyisin, harikasın çocuğum, oğlum, kızım falan demesini beklediğiniz kişiden bunu bekliyorsunuz. Şimdi zaten kelim merhemi olsa başına sürer misali, işte ver olmayınca mabut hani gibi, bu ikincisi olmadı, tutmadı ama hani kelim merhemi olsa daha güzel uyuyor bu atasözü. Olsa başına sürer. Yani sevme kabiliyeti olmadığı için sizi sevemiyor. Yani dünyanın en yüksek yüce varlığını, ki o sizsiniz zaten, getirsek oraya o yine sevmeyecek. O yine onu değerli bulmayacak. O yine onu anlamayacak. Ve o yine onu yeteneklerinin parlaklığını, büyüklüğünü bilmeyecek. Yani o yine bilmeyecek. Ama biz ne var, ne zannediyoruz? Diyoruz ki yani annem babam aslında sevmeyi bilen insanlar, akıllı insanlar, kimin değerli kimin değersiz olduğunu bilen insanlar, beni şey yapmıyorlar, uygun bulmuyorlar. Ne yapayım ben, kendimi uygun hale getireyim. Hani şişmansam zayıflayayım, uzunsam kısalayım, kızgın erkek olayım, yaramazken şey olayım, uslu olayım, çocukken büyüyeyim ya da büyüksen çocuk olayım falan gibi. Yani kendini ondan sonra onu da yapmaya çalışıyorsun. Hatta yapıyorsun bir süre ama yine beğenmiyorlar. Yine sende eksik ve kusur bulurlar. Onun için beklemeyeceksin. Ne yapacaksın? Kendin bunu yapacaksın. Bu beklenti tamamen sonuçsuz beklentidir arkadaşlar. Hatta bu beklenti o kadar ileri düzeye gelir ki, diyelim ki Allah'ım ya Rabbim, beni yanlış anlamayın, ben çaresiz kaldım, eşim hasta. Arkadaşlar burası bunun yeri değil ama size göre bunun yeri de bana göre değil. Şimdi şeyleri kapatacağım, yani ne derler? Yine bildirimleri kapatacağım herhalde. Evet, kapatayım. Okey. Tamam. Arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlar bir tane video izledim. Bir genç bir çocuk çekmiş bir dilenciyi böyle üstünden, o fark etmiyor. Telefonla oynuyor, şimdi mesai yeni başlamış. Genç çocuk diyor ki şey, Volkswagen Passat arabasıyla buraya geldi diyor. Ve elindeki diyor şey, ondan sonra elindeki telefon iPhone diyor arkadaşlar. Evet, kapanmadı da şimdi ayrıca onunla uğraşmak istemiyorum. Nasıl kapanacağını da bilmiyorum. Yani şöyle geri ileri alayım, şöyle yapayım. Ondan sonra evet, şimdi bu o kadar acı şeylere sebep oluyor ki, demek mesela malı var, mülkü var, her şeyi var, zengin bir ailenin çocuğu ama baba sevgisi almamış, ne yapıyor? Baba yerine koyacağı birisiyle çok erken yaşta, diyelim ki ona aşık olduğunu zannediyor, evlenmeye kalkışıyor mesela, arada 30 yaş 25 yaş fark var. Birbirleriyle kültür olarak, hiçbir şey olarak uygun değil falan filan. Ondan sonra. Ama ne yapıyor? Onda babasını görmeye çalıştığı için, gördüğü için alt beyin düzeyinde ona doğru çekiliyor. Bunu arıyor çünkü. Demek ki kural olarak ne yapacağız? Dışarıdan beklemeyeceğiz arkadaşlar. Dışarıdan beklemeyeceğiz. Şimdi zanneder ki insanlar, bir daha toparlayayım, onda sevme kabiliyeti var, ondan dolayı beni sevmiyor. Öyle bir şey yok. Onda anlayış var, benim kıymetimi anlama kabiliyeti var. Ama bende kabiliyet yok. Onun için öyle bir şey yok. Bak ne diyorum. Dünyanın en değerli varlığını böyle seçsen, arasan, bulsan, önüne getirsen o yine kusur bulur. Çünkü kendinde kusur buluyor. Ki zaten o kişi sensin. Dünyanın en değerli varlığı sensin zaten. Evet.
arkadaşlar. Bir diğer konu, bugün biraz kısa keseceğim. Bir diğer konu, kısa derken öyle 5-10 dakika değil tabii ki. Bir diğer önemli konu arkadaşlar. Bizim bilinçaltımız, ben biliyorsunuz bilinçaltı uzmanıyım diyeceğim neredeyse. Yani frekans seviyeleri uzmanıyım diyeyim size. Gama, beta, alfa, teta ve delta ve altı, gama ve üstü. Bak, mesela gama düzeyi şöyle şöyle titreşir. Delta altı böyle bak. Böyle uzun. Mesela onu bir ses olarak yapmaya kalksak delta ve altı böyle. Böyle bir sesler. Diğeri yukarı doğru çıktı. Böyle bir ses. Biz ancak o büyük bir skalanın, büyük bir skalanın şu kadarcık bir bölümünü biz, şu kadarcık bir bölümünü algılıyoruz. Yani işte o şu kadarcık bir bölümü bilinç dediğimiz farkındalık alanı olan. Onun altı üstünden hiç haberin yok. Dolayısıyla orada cereyan eden senden yayılan frekanslar olarak yayılan, biz ona duygu ve inançlar diyoruz, kabullenişler. Onların hiç farkında değilsin. Dolayısıyla arkadaşlar, ben de zaten onu tespit edip onu değiştiriyorum. Şunu fark ediyoruz ki, fark ettim ki, her ne kadar iyi ve güzel şey varsa hayatta elde etmeyi istediğimiz nedir onlar? Bak, bir elin parmakları kadardır bak. Bak, bir elin parmakları kadardır. Sayayım istersen. Nedir o? Bak, bir elin parmakları kadardır. Sayayım istersen. Sayıyorum. Bak, sayıyorum. Zenginlik, sağlık, değil mi? Başarı, mutluluk, sevgi. 5 tane. 6 değil yani. Ama biliyor musun ki çok derin frekans seviyelerinde bunlar senin için tukaka. Bunlar günah. Çok derin frekans seviyelerinde bunlar günah. Ve sen elini onlara uzatmaya kalktığın an Tanrı eline cız iğne batırır. Zannediyoruz. Zannediyorsun. Zannediyorlar. Nereden biliniyor bu? Mesela şeyler. Bana yazıyorlar. Hocam kendimi sabote ediyorum. İşte bundan dolayı sabote ediyorsun. Aman diyorsun yani. Tanrı elime cız yapmayayım. Yapmasın. Ben kendi elime cız yapayım. Böyle hani uzanıyorsun güzel bir şeye. Sol elin uzanıyor, sağ elinle sen kendini vuruyorsun. Biz kendimiz vuruyoruz. Sağ elin uzanıyor, solla kendini vuruyorsun. Ama mutlu olacağın birisi hop. Ah işte seks yapıp zevk alacağım hop. Aman bol kazançlı bir iş, bir keşif, bir buluş hop. Şurada böyle kırlara gideyim, tatil yapayım, oh gezeyim, hayatın zevkini hop. İşte sabote bu. Neden? Çünkü kafanda yarattığın bir tanrı anlayışı var. Kafanda yarattığın bir tanrı anlayışı. Senin kafanda yaratılan. Böyle tepeden sana bakıyor böyle. Takip ediyor. Dürbünü var elinde. Egzajere ediyorum tabii ki yani. Abartıyorum. Ama aşağı yukarı böyle. Böyle takip ediyor. Hani kim? Aa birisi güldü. Hop. Şunu ağlatın. Öbürü zengin olmaya çalışıyor. Hemen cevabını verin. Kırlarda dolaştı, gezdi, kahkaha attı, eğlendi falan. Hemen dönüş yolunda bir arıza çıkartın, lastiğini patlatın onu. Dengeleyin. Yasak çünkü. Yasak. Günah. Cezai müeddesi var. Neyin cezai müeddesi var zannediyorsun? Ediyoruz. Ediyorlar. Zevk, neşe, mutluluk, eğlence, keşif, merak, öğrenmek, sevişmek, sevmek,
sarılmak, değil mi? Sarılmak, kazanmak, kazanmak, giyinmek, kuşanmak, iyi giyinmek, kuşanmak. İnsanca yaşamak neticede, insanca yaşamak. Sen insansın ama hayvan gibi yaşayacaksın. Nasıl bir şey? Neymiş? İşte. Kafandaki Tanrı zannediyorsun ki yani seni insan olarak hem eşrefi mahlukat yarattı deniyorlar. Öyle deniyor. İnsan eşrefi mahlukat olarak yarattı ama ne? Hayvan gibi yaşayacak. Eşek gibi çalışacak. Nasılsın diye soruyorum. Ya diyor ki hocam eşek gibi çalışıyorum diyor. Ya da diyor deli gibi çalışıyorum diyor. Yani bir kuyunun dibindeyim diyor mesela. Kuyunun dibinde insan yaşar mı? Bir girdabın içindeyim diyor. Sürünüyorum diyor. Değil mi? Sürünüyor. Böcek gibi. Böcek gibi sürünüyor. Franz Kafka'nın Dava Değişim romanı vardır. Sabahleyin adam kalkar kendini böcek olarak görür. Çünkü o, evet o yazılan romanda iç dünyasını anlatıyor insanların. Kendini böcek gibi görmek, mal gibi görmek. Ya, o zaman bir sorun yok. Hayvan gibi görüyorsan bir sorun yok. Ama insan gibi görüyorsan ve insan gibi yaşamak derken neyi anlarız biz? Ay sonu zor getirmeyi mi anlarız? Borç içinde yüzmeyi mi anlarız? Şiddet görerek yaşamayı mı anlarız? Sürekli çile, dert, hastalık yaşamayı mı? Ben hastayım, o hastasın, sen hastayız, biz hastayız. Onlar hastalar. 10 yıl bu hastaya bak, 20 yıl sen hasta ol, sonra hayat bitsin. Bu mu yani? Mesela buna kimsenin itirazı yok, normal karşılanıyor. Ayıplamıyor kimse bunu. Yüceltiyor, övülüyor. Övülüyor, yüceltiliyor bu. Aa bir bakıyorsun bir insan, kadın, erkek, süslenmiş, püslenmiş, giyinmiş, kuşanmış, mutlu, güler yüzlü, seviniyor, kahkaha atıyor, işi var, gücü var. Sanki günah işliyor. Size bunlar yakın gelecek biliyorum. Çok yabancı gelmeyecek bunlar. Yakın. Sağınızda, solunuzda ben, sen, biz, siz, onlar. Böyle. Arkadaşlar biliyorsunuz. Neticede demek ki önce ne yapıyoruz? İnsan olmak günah değil arkadaşlar. Bir insan insan olduğu için Tanrı ona ceza vermez. İnsan olduğu halde hayvan gibi yaşadığı için, hayvana yakın, mal gibi yaşadığı için, maraba gibi yaşadığı için, köle gibi yaşadığı için, kusurlu, ayıplı bir mal olarak kendini hissettiği için yine ceza vermez ama çok üzülür. Çok üzülür. Çok üzülür. Sizin çocuğunuz böyle mal gibi şey görse, gittiği bir yerde aşağılansa, dövülse, eziyet çekilse, hakkı vermese, hakkı yense, dayak yese sevinir misiniz? Şöyle mi dersiniz? Ah işte bu benim çocuğum olmayı hak ediyor. İyi bir çocuk, iyi bir kul. Böyle mi dersiniz? Üzülürsünüz değil mi? Onu oradan kurtarmaya çalışırsınız. İyi okullarda okutuyoruz çocuklarımızı. İyi kıyafetler giydirmeye çalışıyoruz. Burada bana bizim kapıcımız var, sitenin kapıcısı. Karı koca deliler gibi çalışıyorlar. Diyorum ki ya sen niçin çalışıyorsun? Benim yeni sorum bu. Niçin çalışıyorsun? Niçin yaşıyorsun demiyorum. Niçin çalışıyorsun? Beklediğim cevabı aldım. Çünkü yüzündeki hüzünden kendisi için çalışmadığını fark edebiliyorum. Bizim çocuklar için dedi. Onları okutuyoruz üniversitede. Biri 25, öbürü 22 falan. Eşek kadar olmuşlar. Hem çalışacaklar hem okuyacaklar. Yo bizde bu böyle olmaz falan. Ya sen
bu çocuğa bu kadar bir şey yüklüyorsun, borç yüklüyorsun. Zannediyorsun ki o çocuk üniversiteyi bitirsin. Bak doktor da olsun o çocuk mutlu olamaz. Neden? Çünkü sen o çocuğu büyütürken acı çektin, mihnet çektin. Sen hayatını verdin ona. Kendi hayatını yaşamadı. Peki o nasıl kendi hayatını yaşayacak? Ayağını uzatıp da sigarasını, purosunu ya da meyvesini ya da yemeğini neden hoşlanıyorsa. Suyunu içecek. Hı? Nasıl yapacak? Bir bakacak diyecek ya benim babam, annem yıllardır çalışmış bana bakmak için. Ben şimdi bunu nasıl şey yapayım? Ne yapacak? Baltalayacak kendini. Sabote edecek. Ya insanca yaşamak mı ister yaratan? Nedir insanca yaşamak? Hastalıktan hastalığa, ilaçtan ilaç, hastaneden hastaneye gitmek. Bir başın ağrır, bu kuatrum vardır, kalbinde sorun vardır, migrenin vardır, yok göğsünde kitle çıkar, yok bilmem ne olur, romatizma olursun, yok reflü, yok gastrit falan. Olsun diye mi? Bütün bunlardan sürünsün diye mi? Ay sonunu zor getiresin diye mi seni yarattın? Ama böyle söylenir, böyle öğretilmiştir. Akıl vermiş, irade vermiş, hayal gücü vermiş, elleri vermiş. Her sırrı çözen akıl, her düğümü açan el vermiş. Kendisinden vermiş. Kendi tanrısallığından vermiş sana. Niçin? Şükretmen için. Şükretmek ne demek? Mutlu olmak. Bizi mutlu olmamız için yarattı ya. Mutlu olmak ve mutlu etmek için yarattı bizi. Arkadaşlar. Bunun için yarattı. Mutsuzluğu kutsal bir şey, acı çekmeyi sanki bir dini bir yöntem, ibadet yöntemi gibi görmek değil sorun. Ama iyi bir şey elde etmek için insan tabii ki çalışır. Yabancı dil öğrenmek için çalışırsın. O ayrı bir şey. Çünkü sonunda ödül var. Onu isteyerek yapıyorsun. Burada bir şey yok. Problem yok. O tip şeyden söz etmiyoruz. Meydan okumadan söz etmiyoruz. Bilerek, isteyerek yapılan bir meydan okuma var. Sonunda bir ödülü var onun. Sonu kendin seçiyorsun. Onun zevki, onun mutluluğu, şakır şakır yabancı dil konuştun diyelim, spor yaptın. O sırada bir zahmet, mihnet çekiyorsun ama sağlığına kavuşuyorsun, kasların gelişiyor, dimdik oluyorsun, enerjik oluyorsun. Bir sonucu var. Bu acının, mihnetin, sıkıntının sonucu ne? Ha, dünyada acı çekersen cennette rahat edersin. Pratikte öyle bir şey yok. Burada hangi duygu ve inançla, hangi temel duyguyla gidiyorsa orada binle çarpıyorsun. Burada şükür ve mutluluk içindeysen orada şükür ve mutluluğun bine katlanıyor. Burada sürekli stresli, suçluluk ve öfke duygularıyla yapamadığın, edemediğin işlerin yarım kalmışlığıyla oraya gidersen o da binle çarpılıyor. İkincisi cehennem oluyor, birincisi cennet oluyor işte. Bu dünyada cennetini bulmayan, cennette yaşamayan öbür dünyada zaten cennette olamaz. Kalbin, vicdanın rahat olacak. Ekmeğini güzel bir şekilde kazanacaksın. Ekmeğinden daha fazlasını. Hayatını güzel yaşayacak kadar yetenekler geliştireceksin kendinde. Çok zor durumdayız. Bize yarın ekmek parası. Bir bakıyorsun iPhone var elinde. Özel arabasıyla geliyor iş yerine yani köprünün üstüne dilenmeye. Mesela biz tabii şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi kafalarda biliyorum kafalarda biraz o olabilir. Hani zengin olmak için çalt çırp işte kazıkla falan ondan söz etmiyoruz. Herhalde böyle bir şeyden söz etmediğimi anlıyorsunuz yani. Ya çok önemli netice olarak arkadaşlar. Kalın sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler, selamlar, hürmetler.